MasterCam 2024'te parçaların üst yüzeyini frezeleme takım yoluna ilave bir özellik geldi. Bakın burada bu takım yolunda tek yönlü yüzeyi frezeliyoruz, üst yüzeyi. Bu parametrelere bir girelim şimdi. Gelen özellik burada içe yuvarlama özelliği geldi. Bu özelliği açtığım zaman bakın %50 yarıçap şurada bir radius yapacak. Bir de emniyet mesafesi var. Artıya bastım. Bir anda değişti farkındaysanız. Şurada radüsü attı. Bu radüsü buradan değiştirebiliriz. %100 dediğimizde bu takımın yüzdesi oluyor. Takım 0,5 inç. 100 yaptığımda 0,5 oldu. Bastım. Bakın 0,5. Takımın çapı kadar bir radüs yaptı. Bu da şurada radüsten sonraki mesafe. Bunu da %100 yapayım. Bu da takımın çapı kadar 0,5 oldu. O da büyüdü. Bunlar genellikle %50'ye %25 oluyor. Artıya bastım. Her girişte yapıyor. Sadece girişlerde yapıyor. Tek yönlü olduğu için zigzag yaptığımızda artıya bastım. Sadece girişte yapıyor. Diğerlerinde zigzag olduğu için yapmıyor. Bu özelliğin esprisi ne? Bu özelliğin amacı ve esprisi takım parçaya girerken zorlanmadan, aşırı yük gelmeden, fazla strese girmeden rahatlıkla parçaya girebilsin diye yapılıyor. Genellikle sert malzemelerde de bu değer daha da kısa tutuluyor. Bakın böyle bu şekilde yaptık. Bunun simülasyonunu yaparsak şimdi geliyor. Radüsle girdi. Sonra hızlı geldi. Tekrar radüsle giriyor bakın. Hızlı gelip radüsle giriyor. Simülasyonu otomatik yapalım. Evet, MasterCam 2024'ün 2D gelişmelerinden birisi bu. 2D ancak bunu bu takım yolu oldukça kullanılan, 3 eksende de kullanılan bir takım yolu bildiğiniz gibi. Bunun gibi birçok özellik var. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.